Herkese Organik Zeka kanalından merhaba. Hedeflerinize ulaşmayı umuyorsanız, potansiyelinize ulaşmayı umuyorsanız, hayallerinizin gerçekleşmesini bekliyorsanız, size açıklamak üzere olduğum şey kritik bir görevdir. Görselleştirmede usta olmalısınız. Bu Mel Robbins. Bahsettiğim her şeyde her zaman bilim ve araştırma vardır. Görselleştirme olağanüstü güçlü bir beceridir. Çekim yasasını duymuş olabilirsiniz. Görselleştirme kelimesini duymuş olabilirsiniz. Tezahür etme kelimesini duymuş olabilirsiniz. Beyninizin içinde bir sistem var. Buna retiküler aktivasyon sistemi denir. Bu bir nöron ağıdır. Retiküler aktivasyon sisteminin işi filtreleme sistemidir. Temel olarak beyninizde belirli bilgilere izin veren ve diğer bilgileri engelleyen bir sistemdir. Bu filtreyi siz ve geçmişinizdeki insanlar yarattı. Sürekli olarak sevilmediğinizi hissediyorsanız retiküler aktivasyon sisteminiz gün içinde sahip olduğunuz olumsuz inancı doğrulayan her bir kanıtı size işaret edecek. İnsanların iş yerinde sizi sevmediğini düşünüyorsanız retiküler aktive edici sistem, yani bu filtre, kelimenin tam anlamıyla tüm gün boyunca inancı doğrulamak için kanıt bulmaya çalışacaktır. Bu yüzden doğrulama yanlılığı denen bir şey var. Doğrulama yanlılığı zihninizin hemfikir olduğu şeyleri okumayı sevdiği anlamına gelir. Çünkü hemfikir olduğunuz şeyleri okumak filtrenizi doğrular. Neden retiküler aktive edici bir sistemimiz var? Gerçekten önemli bir nedeni var. Bunun nedeni beyninizin her şeye izin verdiği durumda yaşayacağımız karışıklık. Hiç Facebook sayfasına bu gözle baktınız mı? Standart bir Facebook sayfasında kaç kelime olduğunu fark ettiniz mi? Her tarafta birçok farklı reklam var. Birçok kelime ve farklı haber var. Beyniniz her şeyi eşit değerde alsaydı, kafanız kelimenin tam anlamıyla beyniniz eriyebilirdi. Bu yüzden retiküler aktivasyon sistemi, bilgileri filtreleyerek ve yalnızca kabul ettiği şeylere izin vererek beyninizi korur. Bu konunun bilimsel açıklaması budur. Şimdi beyninizdeki retiküler aktive edici sistemi yeniden programlamaya başlamak için görselleştirmeyi nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğiz. Böylece beyniniz fırsatları fark etmeye başlayacak. Beyniniz işlerin yolunda gittiğine dair kanıtları, ivme kazanabilmek için tesadüfleri tespit etmeye başlayacak. Bunların hepsi görselleştirme ile başlar. Kendiniz için belirlediğiniz hedefleri yazın. Her birine odaklanmanızı ve bir görselleştirme alıştırması yapmanızı istiyorum. Bunu size nasıl bilime dayalı olarak yapacağınızı göstereceğim. Çünkü bilime dayalı olarak yapmanın özel bir yolu var. Bu iki aşamalı bir yöntemdir. Örneğin amacınız öz değerinizi geliştirmekse gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Hayatınız öz değeriniz arttığında nasıl görünecek ve kendiniz hakkında nasıl hissedeceksiniz? Görselleştirme söz konusu olduğunda yapmanız gereken iki şey var. Gözlerini kapatmalısın. Bunun kulağa aptalca geldiğini biliyorum. Ama gözlerinizi kapatmanızı ve öz değeriniz arttığında hayatınızın nasıl göründüğüne dair belirli bir resme sahip olmanızı istiyorum. Kendini iş yerinde konuşurken göreceksin. Kendinizi kurduğunuz iş hakkında daha fazla konuşurken göreceksiniz. Kötü ilişkilerden ayrıldığını göreceksin. Sınırları belirlediğinizi göreceksiniz. Kendinizi spor salonuna giderken göreceksiniz. Kendinize iyi baktığınızı göreceksiniz. Bunun görüntüsünü görselleştirmeye başladığınızda bilinçli olarak yapmanızı istiyorum. Bu, hissedeceğiniz olumlu duyguları bilinçli olarak düşünme adımıdır. Mutlu hissedeceğim. Gurur duyacağım. Daha kendimden emin, dik duracağım. Bu değişikliği yaptığım için çok minnettar olacağım. Ben oradayım. Ben oyum. İşteyim ve elimi kaldırıyorum. Bu inanılmaz. Fikirlerimi paylaşıyorum. Terfi alıyorum. Zam isteyebiliyorum. İşim için bir müşteri daha buldum. Okula geri döndüm. Kendim hakkında çok iyi hissediyorum. Bunu yaptığınızda beyninizde gerçekte olan şey şudur. Bu işin harika bilim kısmı.
beyninizi tamamen farklı bir filtreye sahip olmak için eğitiyorsunuz. Beynimiz, küçükken yaşadığımız başımıza gerçekten gelen şeylerle size olduğunu hayal ettiğiniz şeyler arasındaki farkı bilmiyor. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Beyniniz gerçekten başınıza gelen kötü şeyler, sahip olduğunuz gerçek anılar ve yarattığınız hayali bir anı arasındaki farkı bilmiyor. Beyniniz spor salonuna gittiğinizi, yaptığınızda ne kadar mutlu hissettiğinizi görselleştirmenizi deneyimleyecektir. O zammı istemeyi hayalinizde canlandırırken benim size öğrettiğim şekilde onu gerçek bir anı olarak kodlar ve bu çok önemli. Çünkü gerçek bir hafıza olarak kodladığınızda retiküler aktivasyon sistemi olan filtre sistemini değiştirir. Bunu araştırmalara dayanarak biliyoruz. Bir şeyi ne kadar çok görselleştirirseniz kendinize olan güveniniz o kadar artar. Bu konuda sahip olacağınız özgüven paha biçilemez. Ve işte gerçekten harika olan şey, bunu hedeflerinizle ne kadar çok yaparsanız o kadar etkili olacak. Her gün uyanıp sadece 30 saniye süren bir görselleştirme pratiği yapabilirsiniz. Bu hepimiz için çok kolay. Okulda harika bir gün geçirdiğinizi hayal ediyorsunuz. Paniğinizi iyileştirdiğinizi ve bu sebepten ne kadar gurur duyacağınızı hayal ediyorsunuz. Araştırmaların önerdiği ve kanıtladığı şey, kendinizi bir şeyler yaparken görselleştirmenin aslında beceriyi geliştirdiğini ve sanki gerçekten yapıyormuşsunuz gibi becerileri geliştirmenize yardımcı olduğudur. Görselleştirmenin beceriler geliştirmenize yardımcı olduğuna dair araştırmalara dayalı kanıtlar var. Ve son olarak bu konuda gerçekten önemli olan diğer şey, ne kadar çok yaparsanız düşünceleriniz o kadar güçlenecek. Çünkü beyninizi yeniden programlıyorsunuz. Bir filtre görevi gören nöron ağını değiştiriyorsunuz ve bu yüzden kendinize ne kadar çok inanırsanız ve kendinizi topluluk içinde konuşurken düşünmeye ve görselleştirmeye başlarsanız kendinize o kadar çok güven duyacaksınız. Kendinize güven duyup topluluk içinde konuşmaya başladıkça daha çok beceri kazanacaksınız ve görselleştirdiğiniz şeyi gerçekleştirmiş olacaksınız. Sonra bir toplantıda konuşmamak için tüm sebepleri aramak yerine sadece konuşacaksınız. Çünkü filtreyi değiştirmiş olacaksınız. Hayatınızdaki fırsatları fark etmeye başlayacaksınız. Bu böyle çalışır. Bu yüzden bu inanılmaz derecede önemlidir. Yani bugün ilk gün. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün 30 saniyenizi belirlediğiniz tüm hedefleri görselleştirerek geçireceksiniz. Hayalleriniz 30 saniyeyi hak ediyor. Sizce de öyle değil mi? Gözlerinizi kapatacaksınız ve bu yıl parasal hedeflerinize ulaştığınızda hayatınızın nasıl göründüğünü hayal edeceksiniz. Bankaya gidip o bakiyeyi görmek nasıl bir duygu? Kazandığınız parayla çocuklarınızı istedikleri yere götürebilmek nasıl bir duygu? Hep hayalini kurduğunuz evde oturabilmek nasıl bir duygu? Yeterince para biriktirmek nasıl bir duygu? Nefret ettiğin işi bırakıp hedeflerine ulaştığın yeni bir iş kurabilmek nasıl bir duygu? Hepsi sizi muhteşem hissettirecek. Bunun tadını çıkarmanızı istiyorum. Çünkü görselleştirdiğinizde yaptığınız şey, retiküler aktive edici sisteminizi yeniden programlamak. Bu ağdaki nöronlar sistemi beyninizde bir filtre gibi hareket ediyor. Böylece fırsat tespit ediyor. Öyle ki şu anda düşündüğünüz tüm çöpler yerine, bunu yapabileceğinizden emin olduğunuza dair kanıtları görmenize yardımcı oluyor. Ne istediğimi biliyorum. Hayalimde resmediyor, çekim alanıma dahil ediyorum. Tezahürün keyfine varıyorum.